Gel. Gel Figen. Buyurun Harun Bey. Beni çağırmışsınız. Geç otur kızım. Yok iyiyim böyle. Figen. Eğer bir isteğiniz varsa ben artık burada çalışmıyorum biliyorsunuz. Bak kızım. Kızım demeyin bana. Figen ben seni Sevda'dan hiçbir zaman ayırmadım. Sevda'ya ne? Ne kadar yüce gönüllüsünüz. Beni hiçbir zaman Sevda'dan ayrı tutmadınız. Harun Bey, bulduğunuz bu çözüm yolunun ne kadar acımasızca olduğunun farkında bile değilsiniz, değil mi? Ayırt etmedim dediğiniz kişi benim zaten kardeşim. Bir de benden teşekkür mü bekliyorsunuz bunun için? Ya ama size şu yüzden teşekkür edebilirim. Burada sizlerle Rona ailesinde büyümüş olsaydım, sizlerden pek de bir farkım olmazdı. Annem ve babam konusunda çok iyi tercihler yapmışsınız. Teşekkürler. Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. Bilemiyorum. Ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz. Ya ben her sabah sizin önünüze tabak koyarken, size çay kahve getirirken benim yüzüme nasıl baktınız? Nasıl baktınız yüzüme Harun Bey? Şimdi de beni yine ayağınıza çağırıp ne diyeceğinizi bilemediğinizi söylüyorsunuz öyle mi? Bunlar o zaman mantıklı gelmişti. Ama şimdi artık her şey değişti. Ne istersen verebilirim. Burada bizimle birlikte... Harun Bey, benim tek bir isteğim var sizden. Söyle kızım. Ben annemin nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Bilmiyorum. Yani... O gittiği günden beri hiç haber almadım. Hiç merak etmediniz mi? Oğlunuzun hayatını kararttığı kadını hiç mi merak etmediniz? Seni terk etmişti. Ailesinin nerede yaşadığını da bilmiyordum. Nasıl bulabilirdim? Siz isteseniz bulurdunuz Harun Bey. İşinize gelmedi. Onun ortadan kaybolması bir skandalın da engellenmesi demekti çünkü değil mi? O yüzden bulmadınız. Şunu bilin. Ben annemi bulacağım. Siz isteseniz de istemeseniz de, yardım etseniz de etmeseniz de bulacağım.